Yavuz'a, Servis İşleri Odası Başkanı. Geçtiğimiz dönem 0,5 kilometre öğrenci taşıma ücretimiz 245 TL iken, şimdi yeni dönemde Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile yapmış olduğumuz toplantı neticesinde en yakın bölge olan 0,5 kilometre 280 lira, ikinci bölge fiyatımız 305 lira ve üçüncü bölge fiyatımız da 320 lira olaraktan güncelleme yapılmıştır. Geçtiğimiz yılla oranla baktığımız zaman yaklaşık %14'lük bir fark oluşmuş oluyor. Bir fiyat ayarlamasına gitmek durumunda kaldık. Takdir edersiniz öğrenci servis araçlarımız iki dönemdir doğru düzgün çalışmıyor, hatta hiç çalışmıyor. Özellikle son dönemde. Daha önce de çok defa ifade ettik. Ülke genelindeki tüm esnaf sanatkarlarımız ciddi derecede mağdur olmuş, iş kaybına uğramış iken özellikle ülke genelinde hizmet veren yaklaşık 300 bin servis aracımızın tamamı iş kaybına uğramadan tamamen işini kaybetmiştir. Bu arkadaşlarımız, esnaf sanatkarımız şehrimizde de alternatifsiz olaraktan çalışmamış ve servis araçlarının tamamı evlerin önüne park edilmiş. Aynı şekilde çok defa ifade ettik. Çalışmayan servis araçlarımızın vergileri, bandrolleri devam etmiş. Araç sigortaları ve muayeneleri devam etmiş. Dolayısıyla yıllık olarak esnaf sanatkarımız bu konuda belki 20 bin lira yıllık para kazanmadan para ödemek durumunda kalmıştır. Bu da esnaf sanatkarın dayanma gücünü tamamen ortadan kaldırmıştır. Dileğimiz odur ki tabii fiyat ayarlamasından ziyade gerçekten esnaf sanatkar olarak artık yeni dönem içerisinde sağlıkla, sıhhatle bir verimli bir 9 ay geçirmek istiyoruz. Tabii burada özellikle hükümetimizden beklentimiz cezaların her görevi yerine getiren esnaf sanatkara kesilmemesi. Bu konuda kısıtlamaya gidilmeden eğer ki aşı olmayan insanlar var ise bunlarla alakalı bir şekilde tedbir alınması esnaf sanatkarlarımızın genel olarak ülke genelinde zannedersem en büyük beklentisi budur. Biraz önce de ifade ettiğim gibi esnaf sanatkarlar görevlerini yerine getiriyor. Ben tüm meslektaşlarımızdan da aşı programına riayet ederek herkesin sorumlu bir birey olarak aşılarını olması gerektiği kanaatindeyim ve bu talebimi yine yineliyorum esnaf sanatkarımla alakalı. Ve biraz önce de ifade ettiğim gibi yetkililerimizin burada cezayı, faturayı kapanma yönünde olaraktan esnaf sanatkarı kesmemeleri, yaklaşık iki sezondur çalışmayan esnaf sanatkarın gerçekten dayanma gücü kalmamıştır. Birçok alanda esnaf sanatkarlarımız iş kaybına uğramış. Fakat servisçi meslektaşlarımız tamamen işinden olmuş, evini geçindiremez duruma gelmiştir. Bu da ülke genelindeki tüm meslektaşlarımızı ciddi derecede sıkıntıya sokmaktadır. Ki ben özellikle bu konuda Kayseri halkının da bilinçli olduğuna inanıyorum. Ve inşallah bu yönde karar alacağına inanıyorum. Rabbimden tek dileğimiz sorunsuz, kazasız, belasız bir eğitim sezonu geçirmektir. Fiyat ayarlamasıyla alakalı da söylemem gereken şu var. Takdirlerinizde ülke genelindeki enflasyon artış oranları özellikle servis araçlarımızın amortisman giderine bakıldığı zaman %14'lük bir fiyat ayarlamasının fazla olmadığı kanaatindeyiz. İnşallah Rabbim hayırlısıyla kazasız belasız inşallah güzel bir sezon geçirmeyi nasip eder hepimize. Bunu çok defa dile getirdim. Yine altını çizmemde fayda var. Servisçi meslektaşlarımız iki dönemdir çalışmıyor ve çalışmayan servis araçlarının bandrollerini ödüyoruz. Defalarca dile getirmemize rağmen defalarca sayısız defa maalesef bu konuda sesimize kulak veren olmadı. Ben servis aracını dikkat edin evin önünde tamponuna kuş yuva yapmış olan servis aracının sigortasını yapmakla mükellefim. O aracı tüy muayenesinden geçirmekle mükellefim. O aracın bandrolünü almakla mükellefim. Çalıştırmadığım aracı. Yaklaşık senelik 20 bin lira bir gider oluyor ve evin önünde yatıyor bu servis araçları. Çok defa dile getirdik. Hatta bunu yerelde değil, bunu Maliye Bakanımızla bizzat yüz yüze görüşerek de dile getirdik. İlgili bakanlarımızın tamamına da sadece biz buradan medya aracılığıyla değil, Ankara'daki yaptığımız ziyarette tüm siyasetçilerimize ulaşabildiğimiz kadar tamamına da anlattık emin olun. Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanımıza kadar konuyu anlattık. Söyledik ama maalesef sesimize bu konuda kulak veren olmadı. Çok zor şeyler değildi. Formül basitti. Servis araçlarımızın çalışmadığı dönemde yapılmış olan sigortalarının ve bandrollerinin en azından bir sonraki döneme mahsup edilmesi gerçekten çok çok kolay bir işti. Biz kimseden bir para beklentimiz yok. Bu kadar esnaf sanatkarın sıkıntılarını belki devlet olarak nakdi olarak karşılamak mümkün değildir. Fakat
Basit bir örnek vereceğim. Geçtiğimiz günlerde Melikgazi Belediye'miz mesela Kurban Pazarı'na en son yapılan bayramda 20 tane araç kiraladı. Bunu servisçi arkadaşlarımızdan değerlendirmek istedi. Bir can simidi oldu. Bir böyle bir kan oldu. Güzel bir şey oldu. Basit bir şeydir bu. Belki o arkadaşlarımızın hayat akışını değiştirmedi ama sadece beklentilerimiz bu yönde. Biz ulusalda da yapılması gerekenleri söyledik. Eğer ki okullar açılmaz veyahut da okulları farklı dönemlerde, farklı günlerle açılır veyahut da servisçi esnafının beklentilerini karşılamayacak şekilde işte uzaktan eğitim dönemine geçilecek olur ise bu biraz önce de net bir şekilde ifade ettiğim gibi sadece hükümetimiz aşı olmayanlara ödül vererek esnaf sanatkarı en kolay şekilde cezalandırmış olur. Çok defa dile getirdim, bir kez daha söylüyorum. Yayınlayacağınızı tam metni olarak düşünerek konuşuyorum burada. Esnaf sanatkarlarımız gerçekten son noktasına gelmiştir. Ulaşım esnaf sanatkarı bitme noktasına yaklaşmıştır. Bu konuda biz kimseyi suçlamıyoruz. Fakat Allah korusun, eğer ki biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir şey olur ise bu esnaf sanatkar sadece batar. Başka hiçbir şey olmaz. Direkt ikinci bir alternatif yoktur. Sadece batarız. Esnaf sanatkarımdan tek talebim şudur. Herkes aşılarını düzenli bir şekilde aşı takvimine riayet ederek olmaları. Bu son derece önemlidir. Bu sadece kendi sağlığımız için değil, taşımış olduğumuz evlatlarımız ve hizmet satın alan velilerimiz adına da son derece önemlidir ki esnaf sanatkarlarımız bu konuda bizim daha önce yapmış olduğumuz bu konuda çağrılar vardır. Bilim kurulu üyelerimizin doğrultusunda bu sese kulak vermemiz gerekiyor. Ve bilimsel dayanağı olmayan hiçbir çağrıya da riayet etmemelerini talep ediyoruz. Bu son derece önemlidir. Biz bir çığırtkanlık yapmıyoruz. Bizim tek talebimiz burada aşı takvimine herkes riayet etsin ki hayatımız bir an evvel gerek sosyal hayatımız gerek ticari hayatımız bir an evvel normale dönsün ki esnaf sanatkarlarımız da ve ülkemiz de ve tüm insanlık da rahat bir nefes alsın. Ama biraz önce de ifade ettiğim gibi lütfen fatura gerçek manada esnaf sanatkarı kesilmesin. Eğer bir kısıtlama noktasına gidilecek ise yetkililerimizin bence aşı olmayan kesime doğru bu kısıtlamayı yapması çok daha doğru olacağı kanaatindeyim.